Merhaba sevgili izleyiciler. Kanal 5 ekranlarından Şairane programı ile sizlere konuk olmaya geldik. Bu hafta çok değerli bir üstadım var. Şair Sıtkı Caney bizlerle olacak. Şairanemizin gerçek şairlerinden. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz yoğun temponuza, programınıza rağmen bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, izleyicilerimize tanıtmak istesek sizin dilinize nasıl söyleriz? Sıtkı Caney kimdir desek? Sıtkı Caney kimdir? Yani aslında insanın kendini tanımlayabilmesi... Belki de hayattaki varoluş sürecimizin en önemli evrelerinden biri. Yani kendimizi tanıyabilsek zaten her şeyi halletmiş oluruz. O yüzden yani bu zor bir soru gerçekten bana göre. Hani eskiler derler ya, büyüklerimiz, gönül büyükleri, erenler... Kendini bilen Rabbini bilir derler. Yani kendini bilmek, kendini tanımak bu anlamda çok önemli bir şey. Ama klasik olarak işte hani dışarıdan bakıldığında ille de bir tarif yapmak gerekirse işte normal hayat serüveni içerisinde yani nereden geldik, ne yapıyoruz, ne işle meşgulüz bu anlamda cümleler kurmak çok zor değil. Ben 1961 yılında işte Bingöl'de doğdum. Ama ilk ortaokul ve lise öğrenimimi Elazığ'da yaptım. Sonrası hep İstanbul. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bir dönem avukatlık yaptım. Ama bunun dışında işte sinemada çalıştım. Reklam ajanslarında çalıştım. Tuğla Ocağı'nda çalıştım. İnşaatlarda çalıştım. Birçok işte çalıştım yani. O zaman yazmaya ne zaman başladınız? Güzel eserler ne zaman doğmaya başladı? Şiirle ya ilk temasım şöyle oldu. Rahmetli babam ilkokuldayken Yunus Emre'nin şiirlerini getirmişti. Çok sevmiştim. Yani benim ilk şair olarak bildiğim isim Yunus Emre. Ondan sonra Necip Fazıl'ı tanıdım. Bu arada işte halk şiirinden işte Karacaoğlan, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal böyle isimler. Bunları tanıdım. Büyük üstadlarla başlamışsınız. Bunları tanıdım. Tabii ardından yani şiiri böyle aşırı sevmeye başlayınca diğerlerini artık araştırarak öğrenmeye başladık. Bugün bilmiyorum, burada yarım saatte mi benim gözümde bir yanma var. Neden oluyor bilmiyorum. Havalar da sıcak. Ha, yazmaya gelince tabii okudukça yani o bir yandan okuduğunuz şiirler bir birikim oluşturuyor sizde. Bir yandan yaşadıklarınız. Bir süre sonra yazmak istiyorsunuz yani. Ben hep söylerim yani şiir biraz... Yaşadıklarınızı mı yazarsınız? Yoksa yaşamayı hissettiğiniz veya özlem duyduğunuz şeyleri mi yazarsınız? Yani şiir zaten düz yazıyla anlatamayacağınız şeyleri anlatma ihtiyacından doğuyor. Evet. Söylemek hatta anlatma demeyelim de belki hissettirme. Çünkü... Evet. Şiir anlatmaz normalde. Şiir hissettirir. Evet. Ya işin doğrusu mesela ilk karaladığım mısralar hangi tarihtir diye çok hatırlamıyorum ama ilk şiirim ya ulusal bir dergide Muştu diye bir dergi çıkıyordu. İlk şiirim orada yayınlanmıştı. Geçen Günler diye bir şiir. Hiç unutmam. O zaman 15 yaşındaydım. O zamandan işte, bu zamana ne kadar şiiriniz olmuştur? Ya çok yazan biri değilim ben. Ya ortalama yılda iki şiir ancak yazmışımdır diye düşünüyorum. Yani mesela
Şu kitabım benim 95 yılında yayınlandı. 1995'ti. Burada 80'den 95'e kadar olan şehirler var. O zamanki yaşadıklarınızda. Yani 17 tane şehir. 15 yılda 17 şehir yani. Yani çok değil. İtiraf. Birçoğuna göre çok az yazan biriyim aslında gibi. Ama diğer tarafta mesela şu şiir. Evet. Şu uzun ve tek şiir. Ya Laya. Bunu 1980 Laya. Yılında fakülte. Anlamı nedir? Fakültede birinci sınıfta öğrenciyken yazmıştım. Her dönemin ayrı duygularına sanki. Bunu hatta hiç dergilerde yayınlamadan kitap olarak yayınlamıştık direkt o zaman. Laya'nın anlamı nedir? 19 yaşında bir gençtim. Ya Laya şiirde işte kızın, sevgilinin adı. Hani Leyla gibi, evet. Öyle düşün yani, sembolik bir şey. Benim biraz uydurduğum bir isim. Bu mesela bir kitaplık şiir ama ben bunu bir yıl içinde yazdım yani. 3 oturuşta yazdım bunu. Ama diğer taraftan 17 şiiri 15 yılda yazmışım. Evet. Onun ardından mesela bunu Ebu Zera'nı 7 yılda yazdım. Yani 2004 ile 2011 arası bu. Evet, ben sosyal medyadan takip ediyorum yazılarınızı. Yetmeye çalışıyorum daha doğrusu. Bunu 2004 ile 2011 arasında yazdık. Bu da aslında tek şiir sayılır. 40 bölümden oluşuyor. Yani destansı bir şey bu. Ebu Zeran destanı değil. Yani 7 yılda yazdık. İşte 2011 yılında da basıldı zaten. Bütün zamanların bütün devrimcilerini. Asenatlardan biraz bahsedelim. Ben bu yazılarınızı Asenatlar'da ilk görmüştüm. Yazar arkadaşlarımın da olduğu işte internet 5 yıl önce kurduk biz orayı. Asenatlar'da daha doğrusu biraz şöyle başladı. Benim eşim Yeni Şafak'ta yazıyordu. Evet. Teodora Doni, bilirsiniz. Biliyorum. Oradan bir gün aniden hiçbir yani açıklama yapmadan yazılarına son verdiler. Tabii buna çok üzülmüştü o. Ben hem bizim için bir yeni alan olur hem de ona bir uğraş alanı olur dedik. Dedik sen bunun genel yayın yönetmeni yapar mısın böyle bir şey yaparsak? Yaparım dedi. Şimdi Asenatlar'ın genel yayın yönetmeni Teodora Doni. Webmaster'ını da ben yapıyorum. Yani önce arkadaşlardan rica ettik. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Benim gibi kazık kendi sitenizi kendiniz kurdunuz. Aynen benim gibi. Yani taşıma suyla değirmen dönmüyor baktık. Oturdum yap boz. Sonunda bir yazılım mühendisi kadar ya kod yazmayı öğrendik yani. Öyle oldu. Asenatlar'da 7 ana sanat dalında yayın yapıyoruz. Yani edebiyat, sinema, resim, müzik, dans, tiyatro, şiire, heykel. Gönül verenler de oraya yazılarını sanırım yollayabiliyorlar, tabii. paylaşabiliyorlar. Ya orada şu an 60'a yakın şiirlerini yayınlayan şairimiz var. Bir o kadar da yazarımız var. Yani denemelerini, öykülerini falan yazan, yayınlayan. Onların dışında işte bu demin saydığım 7 ana sanat dalında da haberlerimiz var, röportajlarımız var. Mesela her cuma günü Türkiye'de yeni filmler cuma günü vizyona girer. Her cuma günü mutlaka mesela sinema alanında bir haberimiz olur işte bilmem ne filmi sinemalarda diye. Yani bu sinemayla aranız işte nasıl? Vallahi sinema benim ortaokul yıllarından beri yani çok heves ettiğim bir alan. Tıpkı yani müzik gibi, yani müzikle de bayağı eski ilgim. Sinema tabii biraz hani şiirle kıyasladığınız zaman sinema yapmak ciddi para gerektiren bir şey. Yani şiirde bir kağıt kalem olunca mesele bitiyor da. Ben hep hayal ettim yani bir gün işte inşallah yönetmenliğini bizzat kendimi yapacağı bir film çekerim diye. Bu şimdiye kadar henüz nasip olmadı. İşte yönetmen yardımcılıkları yaptık. Reklam filmleri yönetmenliği yaptım bir ara. Ama bu yıl bir aksilik olmazsa inşallah ilk sinema filmimizi çekeceğiz diye umut i̇nşallah, ediyoruz. Hayırlı olsun. Yani bu önümüzdeki ay netleşecek. İşte olursa yurt dışında çekeceğimiz bir film. Neresi belli mi? Ya Bosna'da çekeceğiz. İnşallah. Bakalım. Konusu, içeriği nasıl? Senaryo yani belli mi? Bir, gerçek bir hikayeden yola çıkarak. İzleyicilerimize müjde verelim. Yani
daha çok dram türü diyebiliriz. Bosna'da yani yaşanmış. Komedi falan değil. Evet. Yani Bosna Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikaye. Tabii fonda o dönemin izleri var ama yani sonuçta orada bir hikaye anlatacağız. Evet. Yani Bosna Savaşı'nı değil de bir hikayeyi anlatacağız. Geçmişe ama gerçek bir hikaye. O sıralarda geçen. Öyle biraz yani. Da tarihi bakalım inşallah çekeriz olacak. Yani. İnşallah hayırlı olsun şimdiden. Şiirlerinizden isterseniz okumak istediğiniz bir tane şiir alabilir miyiz siz? Şiir ne okuyalım ki? Yani. Şiirlerinizin güftelenmiş hali de var mı? Güfte yazıyor musunuz? Şimdi benim müzikle de ilginiz olduğunu biliyorum. Güfteleriniz, besteleriniz var mı? Müzikle ilgim şöyle. Ben 5 yaşındayken dilsiz kaval üflemeye başladım. Yani iyi, hani adam üflerdi. Olacak çocuk küçük bir kemenli olurmuş derler. Müzikle ilgim öyleydi. Sonra zamanla tabii yani müzikle şiir birleşince işte bazı şiirler direkt türkü veya şarkı olsun diye yazdığım şiirler var. Onun dışında şair arkadaşların şiirlerinden bestelediklerim var. İşte bu yakın zamanda inşallah böyle şiir şarkılar diye bir albüm düşünüyoruz yani. Öyle bir şey var. Ebu Zelan'dan mı okuyalım yoksa? Hangisinden okumak isterseniz? Böyle önce bir tane en eskiden okuyalım. Sesini. Olur. Şu gençlik döneminden. O anki duygularınızla yazdıklarınıza bakalım nasılmış. Ya, 19 yaşında yazdığım bir şey. Tabii dediğim gibi yani tek şiir, tek kitap. Buradan bir bölüm okuyacağız. Normalde benim hep ezberimdedir de her ihtimale karşı yine şöyle önümüzde dursun diyorum, açayım. Benim ezberim zayıf. Ben kendi şiirlerimi ezberleyemiyorum. Gördüğüm hep ezberimdedir. Kendi şiirlerim de başka şairlerden sevdiğim şiirler de. Okul zamanında yani özellikle her ezberlemem. Ben kendiliğinden okurdum. Aklımda kalır yani. Okul zamanı nasıl ezberliyorsam her şiir töreninde ben okurdum her sene. Hı-hı. Ama artık gitgide yaşlanınca kafamız doldu, artık ezberleyemiyorum. Siz başlayınca gerisi gelir, hatırlarsınız mutlaka. O bölümü tümüyle ezbere okurum da her ihtimale karşı dedim bulsam iyi olur diye takılmamak için. Bu arada sitenizdeki o şair arkadaşlarla herhangi bir projeler gerçekleştiriyor musunuz? Yazılarını yollayan, şiir gönderen, hani normal ya bizim asanatlarda, sosyal medya dışında da asanatlarda yaptığınız projeler var mı? Yazan yani o ekibi böyle asanatlar buluşmaları diye bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Öyle bir hayalimiz var. Henüz yapmadık. Ya ilkini büyük ihtimalle bu önümüzdeki bahar yapacağız. Öyle görünüyor yani. Ankara'da hem de ilkini. Çok güzel. Çağıracağız hepsini. İşte şiirlerini okuyacaklar. Bu arada müzik falan olacak belki. Belki paneller de yaparız. Paneller de yaparız. Yani biraz ciddi bir şey düşünüyoruz. O yüzden şimdiye kadar olmadı aslında. Yani yapmışken farklı bir şey yapalım dedik. Hani şu bildiğimiz şiir etkinliği, yani geleneksel kitap. Şiir akşamları şeklinde bir şey değil de bayağı yani sanat paneli gibi olsun istedik yani. İşte film hakkında resim, belki bir yandan resim sergisi. Tabii doğru, alt alanı da aldı, sanat alanı olunca hepsini barındırır içinde. Böyle bayağı havalı bir şey olsun istedik ama bakalım yani kısmet. Resim sergisi inşallah. Olur, sinema. Tabii. Film gösterimi, resim sergisi, işte müzik, konserler falan. Ve şiir okumaları tabii ki. Bakalım. Güzel olur. İnşallah biz de takip ederiz, ayrıca paylaşırız. Ayrıca paneller falan. İşte ben onu buradan bulamadım da ben okuyayım. Buyurun mikrofonu. Ha, buradan mı okuyalım? Açık mı acaba? Açıktır herhalde. Leylaklar yaz tutuyor bu şehrin ötesinde. Zindanlarda gül açmış bu gece duyuyorum. Kaybolup gitmiş sesim senin tatlı sesinde. Bu gece bir kartalı öldürmek istiyorum. Rüyamda bir mezarın son defa yanan mumu ve zakkum ağaçları tırmalıyor ruhumu.
sana bu gece benim artık kaybolduğumu söylenmemiş sözlerle bildirmek istiyorum. Kimi uyur ve kimi dansa başlar delice. Biri bu dansa bakıp matem tutar gizlice. Bense burada yapyalnız tam bu saat, bu gece, bu şehri baştan başa yürümek istiyorum. Gülüm Layya, istersen hançer daya göğsüme. Kimse şahit olmadı sevdaya küstüğümü. Gecelerden bu gece, bu soğukta üstüme. Seni, yalnızca seni örtünmek istiyorum. Böyle bir bölüm çok güzel. Ses tonunuz da şiire çok yakışıyor. Aslında şiire ruh veren de yorumlaması. Evet. Yorumunuz da çok güzel. Ben de buradan bir şiirle devam edeyim. Bu Fahri Yılmaz'ın Yarınıma Ne Kaldı kitabından Nar Çiçeği. Bunu seçmiştik. Ben de bir seslendireyim. Önce nar çiçeği oldun, açtın gönlümde. Açtıkça açtın alabildiğince. Bahar rüzgarları okşarken narin gövdeni, dökmedin çiçeğini ne gündüz ne gece. Sonra döküverdin çiçeklerini, olgunlaşmak, ürün vermek. O narin gövdenden çıkarken narin, nasıl da girdi içime tatlı sevincin. Başlangıçta bir çiçektin, açtın. Döktün çiçeğini, oldun binlerce. Senin içini görünce anladım. Nasıl bir oldun bin insan sevinci. Oysa gül öyle mi? Bülbülü ağlatır, anlamaz sevgiden. Sevgiyi sen laleye sor, kendine sor. Gülün arkasında bülbüldür giden. Senin ardından bülbül olmayacağım. Ben senin açtığın nar ağacıyım. Sana sevgimi boş çıkarmadın. Ben bir verdim, sen bana bin. Nasıl olmalıyım mutlu? Nasıl direnmeyeyim bahar rüzgarlarına senin için? Çünkü sen bir kere bile başımı yere eğdirmedin. Fahri Yılmaz, yüreğine sağlık. Böylece yazar, şiir, şair arkadaşlar da bize kitaplarını gönderiyorlar, sağ olsunlar. Bize bir kütüphane oluşturuyoruz. İhtiyacı olan okullara topladığımız kitapları kanalımız adına bağışlayıp bir kütüphane oluşturacağız inşallah. Çok güzel. Evet, yazdıklarınıza gelelim. Konusu serbest mi yoksa herhangi belirli bir konunuz var mı? Ya şiir konusunda bana garip geliyor yani. Konuşmak yazmaktan daha zor değil mi? Şöyle diyeyim, mesela ağaç konulu bir şiir yazmak dendiğinde bu bana çok saçma geliyor. Yani benim yazdığım şiirler hayattan bir ara kesit gibi. Yani işte her bir şiirimde benim tanık olduğum, yaşadığım. Unutamadığınız öyle bir hayatın yaşadığınız bir şey yazdınız. Her tarafından bir şeyler var. Yani ya bir nevi bir ara kesit oluyor. Evet. Hani ara kesitten kastım, mesela tomografi çekersiniz yani benim mesela. Bir yeri verir ama, oradan bir kesit verir ama orada hemen hemen tüm beyin damarlarından şey vardır yani. En azından birer parça vardır yani, onu görürsünüz. Yani benim yaşadıklarım, hissettiklerim, etkilendiğim şeylerin toplamı yazdığım her bir şiire ayrıca yeniden yansıyor yani. Sizi en çok etkileyen böyle bir hatıranız veya unutamadığınız bir olaya bir şiir yazayım dediğiniz oldu mu? Gerçi hep yaşadıklarınızdan yazınca mutlaka yazdıklarınızın içinde o hisler vardır. Ya özellikle öyle bir olay için sadece şey şiirim var benim, işte rahmetli babam vefat ettiğinde yazdım. Babam için diye bir şiirim var. Ona mesela öyle denilebilir yani direkt. Çünkü babamın ardından babama seslenen bir şiir o. Teodor Alman'a yazdığınızı da biliyorum. Ona da var yazdığınız şiir. O biraz farklı yani, hani bir olayın ardından değil o.
normaldi. Teodor Hanım'a evet yani birkaç tane yazdım aslında yani. 4-5 tane var. Kitap fuarlarına katılıyor musunuz? Kitap fuarları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani günümüzde kitap olan ilgi nasıl sizce? Ben şimdiye kadar... Yok pardon, o da dergi fuarıydı. Ya yani dergi fuarında ben kitabımı imzaladım şunu. 2012 yılında. Onun dışında herhangi kitap fuarına kitabımla katılmadım. Çünkü hiç denk gelmedi. Şu an mesela benim kitaplarım mevcudu yok. Eski basımda olduğu için tabii günceli yok. Ha yeni baskı olacak. Söyleşi o anda veya tam fuar denk gelecek. Yayın evde fuarda olacak da öyle. Söyleşi veya konferanslar? Çok sık olmasa da katılıyorum onlara yani. Daha çok üniversitelerde. Çok konferans telinde değil benim katıldıklarım. Yani şiir üzerine işte biraz konuşuyoruz. Şiirlerimizi okuyoruz. İşte son zamanlarda demin size kuliste de söyledim. Yani konserlerimiz de oldu yani birkaç tane. Bize de bir tane mırıldansanız şöyle kısa bir kubbe olmaz mı? İnşallah. Hangisini isterseniz kısa bir şey. Hadi kendi parçalarımızdan diyorsunuz. İşte istediğiniz bir şey. Kendi parçalarımızdan ne okuyalım ki? Kısa bir dörtlük alabiliriz. Cafer Turaç'ı bilir misiniz? Neyi? Cafer Turaç. Cafer Turaç. Şair. Yok tanışmadım henüz. Ya bizim kuşak o. Benim beğendiğim 5-6 şairlerin biridir yani. Onun bir şiirini 90 yılında besteledim. Nehrin Kızı diye. Güzelmiş. Onu direkt kendi yazdığım. Onu mu okusak? O şey okuyayım ben. Şu Akdeniz'in koynunda. Onu tamam. Okuyayım. Okuyabildiğim kadar bakalım. Sesim de kötü aslında. Olsun doğal böyle biz bize mırıldanabiliriz. Akdeniz'in koynunda bir sevda oyununda buldum seni sonunda. Benimle ağlar mısın? Benimle ağlar mısın? Bu gece mavi mavi, delice mavi mavi, gizlice mavi mavi, benimle ağlar mısın? Palmiyeler boyunca, sevsem seni doyunca ve gözlerim dolunca, benimle ağlar mısın? Bu gece mavi mavi, gizlice mavi mavi, delice mavi mavi, benimle ağlar mısın? Şimdi efsane sensin, sensiz olmaz bu Mersin, çılgınlığa ne dersin? Benimle ağlar mısın? Bu gece mavi mavi, delice mavi mavi, gizlice mavi mavi, benimle ağlar mısın? Böyle bir şey. Çok güzelmiş. Söz müzik güzeldi. Güzelmiş. Demek ki sonra bir tane daha isteyebilirim. Evet. Hayaliniz, yapmak istediğiniz, yarım kalan bir projeniz var mı? İşte hayalim film çekmek. Demin de söyledim. Yani bir... Oynamayı düşünmediniz mi? Ha? Oynamayı, kamera arkasını yönetmenlik yaptınız, yönetmen ya yardımcılığı yaptınız ama... İşte o sıralar, yani mesela rahmetli Atıf Yılmaz çok ısrar etmişti. İlla oyna diye. Yok dedim yani, ben oynarsam dedim babam... Rahmetli babamın Belçika 14'lüsü vardı. Onu alıp gelir, hiçbir şey sormadan vururdu beni yani. Bir gün... Evde televizyona bakıyor rahmetli babam işte hayattayken. Ben de o zaman üniversitede öğrenciyim. Hı hı. İşte bir yandan da uğraşıyorum aslında bu sinema işleriyle. Gizli gizli. Ama değil mi? Tarık Akan'ın bir filmi varmış. Bu ara.
gençliğimde çok aşırı benzetirlerdi beni. Evet. Yani o zaman babam vay namussuz diyor, şerresi ulan, ben seni okumaya geldim, bunun gitmiş ağrısı olmuş diye. İşte çabuk diyor, çabuk diyor, arayın diyor, ben konuşacağım. Tarık Akan'ın yani filmde siz sandı. Şimdi kız kardeşlerim tabii bayağı yüksekse böyle bağırıp çağırmaya başlamış. Kız kardeşlerim ya baba demiş, Vahabi değil demiş, bu meşhur bir artist Tarık Akan falan, alakası yok. Üstelik o abiden büyük falan demiş demek yani. Gerçeği olsaydı bu, da gelecekti. İnanmamış. Ben gideceğim demiş, bunu öldüreceğim demiş şerefsiz. En büyük kız kardeşim, ben dört kızın abisiyim bu arada, yani başka erkek kardeşim yok. En büyük kız kardeşim hiçbir şey, kimse bir şey söylemeden koşuyor. Bizim hemen bitişik binamızda babamın amcası oğlu oturuyor. Onun tabii çocukları falan da var. Onlara komple hepsi, yani mümkün hepiniz birden gelin. Böyle böyle bir durum var diyor, babam çıldıracak. Söyleyin diye. Onlar geliyorlar ya, cam zoruyorlar bu. İşte sıkı değil yani. Sakin ol falan, öyle. Böyle korkudan kameranın yani, önüne geçemediniz yani arkadaşlar. Yoksa yani öyle teklifler geldi o zamanlar. O zamanlar tabii şeydik, iyiydik yani kamera önü için. Benim hiç öyle bir hevesim olmadı yani. Bir yönetmenlik yapmak istiyordum yani. Hala hayalim o. Bir diğer hayalim işte bir gün Rumeli Hisarı'nda ve Diyarbakır surlarında konser vermek. Güzel. Yani. Oralarda bir etkinlik olduğu zaman yapabilirsiniz Diyarbakır surlarında. Oralarda oluyor sanırım. Daha sık oluyor etkinlikler. Ya şu an mesela benim hayalimdeki konsere şu an hazır değilim. Yani şu mesela şiir şarkıları falan bir bitirirsek uygun bir şeyle. Yani müzikte ben biraz hep şey için de uğraştım yani. Hani nasıl derler, yeni bir tarz beste oluşturayım dedim. Beste yapmadım, sadece şey güfte yazıldı. Hayır, söz müzik hep benim söylediklerimi yaparım mi? Tabii. Dedim ya, şair arkadaşlarımın şiirlerini ya besteledim ben. Onu biliyorum ben. Onlar beste. Besteleri. Yani demin dedim ya mesela Cafer Turaç'ın yani Nehrin Kızı, evet, diye bir şiir vardı. Onu ben besteledim. Çok güzel. Ki o mesela demin okuduğum gibi öyle hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir de değil. Buna rağmen bayağı beste uygundu yani, yaptı. Ta 90 yılında yapmıştım. O çok da beğenilmişti yani. Onu bir iki konserde de okudum aslında. Ben de buradan bir şey yapayım. Sıfat olmuş. Hüseyin Güven'den. O gün bugündür. İşte o gün bugündür. Mutluluk insanın kendi içinde saklıymış. Hiçbir mutluluk kolay gelmiyor. Kolay kolay gülmüyor insanın yüzüne. Emekte ve insanın içinde saklı mutluluk. Ne başkasının ekmeğinde, ne başkasının evinde, ne de başka bir yerde. Bu yüzden gözümüz hep içeride olsun. Siz dışını boş verin, içine bakın. Tüm dostlarıma, tüm bildiklerime ithaf olun. İki cihan serveri Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki, sevdiklerinize sevginizi gösterin. Yunus bu sözü kendince şöyle tekrarlıyor. Sevdiğimi söyleyemezsem sevgim beni boğar. Allah sevenlerimizi, sevdiklerimizi ve dostlarımızı eksik etmesin demiş Hüseyin Güven. Buradan da sevgiler, selamlar. Anlarım, yolladığınız dostum şiirleri, kitapları böyle aralarda da değerlendiriyoruz izleyicilerimizle. Sevgi, her şeyi yapmak sevgiden geçiyor, sevgiyle. Evet, yeni önünüzdeki o Asenatlar buluşmasını ne zaman gerçekleştirmek istiyorsunuz? İşte inşallah baharda. Önümüzdeki sene baharda. Büyük bir proje olsa bekliyoruz sizden. O zaman şey yaparız artık yani. Mesela Kanal 5'ten belki canlı yayında. Ankara'da olduğunuz için olabilir. Kanal 5'ten canlı yayın bile olabilir. İnşallah bize destek gelmek isteriz, programa katılırız. Gerçi canlı yayın biraz zahmetli bir iş yani.
Bakalım hani o zamana kadar, bahara kadar canlı yayın ortam müsait olursa inşallah. O zaman o deminki bestelerinizden bir tane daha dinleyeyim. Ses tonunuz güzel gidiyor. Bir şiir daha okuyayım isterseniz. Okuyayım, bir tane daha alalım. Ondan sonra bir beste okuyalım. Bu Ebu Zerhan dediğim gibi, yani bu da aslında tek şiir, 40 bölümden oluşan, yani böyle nehir bir şiir. Konusunu bahsettik mi, konusundan Ebu Zerhan'ın? Yani şöyle, Ebu Zerhan biliyorsunuz, yani Ebu Zerler demek. Hı hı. Ebu Zer'i biliyorsunuz, sahabe Ebu Zer, meşhur yani haksızlığa baş kaldıran, hı hı, isyan eden birisi, sahabe Ebu Zer. Hatta Muaviye zamanında Rebeze çölüne sürülüyor ve en son orada vefat ediyor zaten. O zamanlar İmam Ali olmazsa onun korkusundan sadece sürgün yapıyorlar. Yani İmam Ali olmasa o an hemen öldürürdü büyük ihtimalle yani Muaviye dedikleri adam. O 40 bölüm ben, farklı mı yoksa bütün mü? Yani Ebu Zer'i burada bir şiir imgesi gibi düşündüm ve Ebu Zer gibi olan tarih boyunca bütün kahramanları bu şiirde andım ben yer yer. Hem bu kahramanları hem bütün coğrafyaları neredeyse yani. Daha çok tabii İslam coğrafyası ama onun dışındaki coğrafyalar da var burada. Zaten ithaf şey bakın yani. Evet. Bütün zamanların bütün devrimcilerine, evet, diye. Ebu Zerhan da bu an eki bize parçadan gelmiş bir şeydi ama çok yerleşmiş. Yani çoğul eki olarak Ebu Zerler. Mesela gariban deriz. Yani garipler demek o. Ebu Zer de onun gibi. Arifan, arifler demek. Öyle bir şey. Hemen bir şiir alalım o zaman içinden. Yani bu kitap yayınlandığında mesela çok farklı tepkiler aldım. Birisi mesela arayıp diyor ki, ya üstad diyor, sana yakışır mı diyor, sen burada Pir Sultan'dan bahsetmişsin. Biz bahsetmesek kim bahsedecek? Unutulup gitsin mi desin? Biri arıyor, ya diyor, burada diyor Necip Fazıl nasıl olur diyor. Niye? Yani sorun ne? Başka biri diyor, sen burada niye Seyit Kutup'tan bahsetmişsin? Bir başkası arıyor diyor, Che Guevara'dan niye bahsetmişsin? Aslında güzel değil mi anmak? Ya benim için o adam yaptıklarıyla güzel şeyler Ebu Zer gibi birisi zaten sonuçta. Yani orada bir şiir imgesi olarak duruyor. Ha, hataları yok mudur? Bütün insanların hataları. Her, sonuçta bunlar peygamber değil. Herkesin hatası olur. Yani sahabe Ebu Zer'in de hataları vardı belki. Sonuçta peygamber değil yani. Hiç kimse hatırlamam nizet değil. Ama biz o hatalarını bahsetmiyoruz ki yani. O kahraman taraflarını, yürekli her şey taraflarını, güzel tarafını, faydalı tarafını, yürekli taraflarını, lazım, haksızlığa isyan eden taraflarını. Evet. Onları alıyoruz yani. Şimdi Ebu Zerhan 4. bölüm. Tamam. Nehirler boyunca. Mikrofonu da alalım. Ey bütün nehirlerin en kadim hikayesi. Ey Dicle, ey Fırat, ey akan orduların sonsuzluk sesi, bize Selahaddin Eyyubi'yi anlat. Taşsın artık sulardan yüzyılların öfkesi. Ey Zülfikar, ey Şaha kalkan at, ey her şeyden vazgeçmenin büyük hevesi, bize İmam Ali'yi anlat. Birikti birikeceği kadar acılar, ey hilalin ülkesi. Kan nehir nehir, can alev alev ve hüzün kat kat. Ey aşkın ve özgürlüğün kölesi, işte yaklaşıyor beklenen saat. Ey Ebu Zerhan, ey isyanın en delisi, işte meydan, işte sırat. Ey bütün nehirlerin bildiği en eski dil. Ey Nil, yine çöllerdeyiz, yine gece, yine kandan bir ayaz. Yeniden kalbimize eğil. Ses versin Seyit Kutup, Ömer Muhtar, Malike Şahbaz. Ses versin Kafkasya'dan Kartal Şeyh Şamil. Ve savaş meydanında meleklerle saf saf son namaz. Ey aşktan gelen kuşlar,
Ey ebabil, artık canlarımız hiçbir zindana sığmaz. Artık intikam vakti ey kardeşim Habil. Ey bütün zamanların çıldırtan gözyaşları. Şimdi bir tek damlanla tufandır yüreğimiz. Şimdi kıyam, şimdi aşk, şimdi secdedeyiz. Şimdi sonsuz sabah öncesi bu son akşamda kar yağar yağar, kan akar akar, yeni bir bahar olur. Mekke'de, Kudüs'te, Bağdat'ta, Şam'da aşk bir gün her yerde iktidar olur. Yeniden buluşuruz Mescid-i Aksa'da, Beytülharam'da. Yetime, yoksula iman yine yar olur. Hayat var ey Ebu Zeran, hak için intikamda. Vur karanlığa şimdi, Allah için vur. Birazdan ta içimizde yağar yepyeni bir yağmur. Ey bütün nehirlerin kıskandığı Kevser. Ey teslim, aşk için akan kanlarımız artık sana teslim. Şafaktır birazdan, nur içinde nur. Durun, selama durun. Bu son ordudur. Ey şehadet, ey iftar vakti sonsuzluk orucunun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhteşem. Bölümü bu kadar. Muhteşem. Az söz, çok şiir. Çok güzel. Keşke biraz daha baştan okutmaya başlasaydım şiirleri. Kimi zamanımız? Çok güzel. Az kaldı. Ay, ağzınıza yüreğinize sağlık. Bir de ezbere okudunuz maşallah. Güvenim işte üstad dediğim böyle olur. Biz daha çömez. yeni bestelemeye başladığınız kendi eserlerinizden son zamanlarda var mı? Kendi yazdıklarınız. Yani yeni ne var? Veya sizin bestelerinizden de bir kubile alsak. O demin okudum zaten kendi bestemdi. Tamam, bir tane daha kısa bir şey alabiliriz. Şeyin bir kısmı. Size az konuşturup çok şey almam lazım, çok şey kapmam lazım. Şeyin bir kısmını okuyalım mı? Hani Cafer Turaç'ın şiirini bestelemiştim dedim ya. Hani müziksiz böyle çok tadı olmuyor belki ama. Böyle de çok güzel, daha çok etkileyici oluyor. Nehrin kızını yazmak istiyorum. Nehrepen dudaklarını. Nehrin kızını yazmak istiyorum. Nehrepen dudaklarını. Ey çocuk, ey nehrin kızı, bir dilek su, bir kalp yarala, bir sepet serdali çiçeği, taşı bu yaşlı gökyüzüne. Çıplak ve yorgun atların, kesik soluyuşları, gecede kırgın bir süvariye neler anlatırsa, bir kış odasında doğrulan kırmızı güle. Gecede kırgın bir süvariye neler anlatırsa, bir kış odasında doğrulan kırmızı güle. Ve kırgın süvari yeni bir şarkıya başlayınca. Öyle bir şey. Sen ağzınıza yüreğinize sağlık. Şu kitaba baktık mı? Kumandana, bütün akıncılar adına. Bu Ebu Zeran'dan sonra yazılan bir şiir bu. İçeriği? Konuları farklı mı yoksa bu da mı bütün? O da öyle yani şey, 9 bölümlük bir şey. Yani nehir şiir gibi bir şey. Ya bunun yazılmasına aslında vesile şey yani Salih Mirzabeyoğlu ismini duydunuz mu? Evet. Ha? Salih Mirzabeyoğlu benim ta üniversite yıllarından yani benden büyük abim sayılır ama arkadaşım aynı zamanda. Uzun yıllar zindanda kaldı. Bu işte 2014
2014 yılında yeniden yargılanmayla tahliye olabildi. O öncesinde işte 2010 ile 2014 arası biz bayağı uğraştık o yeniden yargılanmasının olması için. Yani ben ayrıca hukukçuyum yani. O süreçte özellikle Ramazan aylarında ben sık sık rüyamda görmeye başladım. Şimdi Salim Müsabioğlu'na sevenleri, o arkadaşlar yani o Akıncılar Camiası hep kumandan lakabını vermişler. Biz onun şahsında aslında bütün kumandanlara dedik böyle bir şiir olsun. Ama esas yani şiirin yazılmasının sebebi şey tabii bizzat Salim Müsabioğlu. Onun o zamanki durumu yani bize çok dokunmuştu. Bir de sürekli telegram işkencesi görüyordu. Buradan bir tane seçtim. Batınla zahire. Ben sizin gibi ezber okuyamıyorum ama yorumlamaya çalışayım. Aşk yaklaşınca, faniliği bir bir aşınca yürek, iyilik, kötülük berraklaşınca, aklaşınca saçlarım tek tek, kucaklaşınca yeniden geçmiş ve gelecek. Kucaklaşınca akıncılar, kucaklaşınca candan cana, dedim artık bize yalnızca aşk için kavga gerek. Çıkıp geldim kumandan. Yaklaşınca aşk, yaklaşınca o büyük sarsıntı zindanları sarsacak. Yaklaşınca o sonsuz şafak, bütün korkuları aşınca yürek, bütün zamanların, bütün acıları kalbime yükleyerek, bütün zamanların, bütün isyanlarını isyanıma ekleyerek. Yaklaşınca büyük mahkeme, büyük saat, büyük an. Aşkı yeniden bulup, ben Tayyar, ben Halil, ben Yakup, dünyadan kopup kopup çıkıp geldim kumandan. Batımla zahire geldim kumandan. Rüyamı hep hayra yordum da geldim. Güç aldım aşk için içi yanandan. Bu yolu Allah'a sordum da geldim. Geldim kumandan. Güzel okudunuz. İlk defa okuduğum için. Evet, güzel. Buna da baktık, buna da baktık. Kitaplarımızı gösterelim. İtiraf ve Gizem. Tabii eski o bayağı değerli olmaya başladı şimdi eski kitaplarınız. Yani yerini bulamayız artık. Geçen kızım internetten bakmış. Hani internet kitapçıları var ya. Evet. Bu sadece nadir kitapta bir tane varmış. Ne fiyat koymuşlar biliyor musun? 90 lira. Tabii bulunmayınca şimdi değerli kıymetli artık. Baba diyor kitapların diyor çok değerli olmuş. 10 liralık kitaplar yerine şimdi tabii ki eski kitaplar daha değerlendi. Ama artık dediğiniz gibi yeni yazarların, yeni şairlerin yazdığı şiirler diyelim ki günde kaç tane üretiyorsa siz senede bir şiir olunca o kadar değerli, 90 lira az bile bence. Çok değerli. Peki yeni okuyucularımıza, yeni nesle veya yeni yazanlara tavsiyeleriniz, önerileriniz var mı? Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu derim yani duam olsun bu. Allah hiçbirini şiirden mahrum etmesin. Ne güzel dua. Amin. Ya bu dünya gerçekten şiirsiz çekilmiyor artık. Şiiri ben zaten daha çok dua olarak görüyorum. Yani duayla ilişkimizi daha sıkı tutmamız lazım. Yoksa bu dünya... Şiir tadında dünyayı renklendirmek, tatlandırmak. Duygularımızı dünya tatlı bizi, tatlı şiire dökmek ne güzel. Bizi başka yerlere götürüp bizi biz olmaktan çıkarabiliyor yani. Öyle diyelim yani. Yani... Tüm okuyuculara, izleyenlere dileğim o İnternet yani. İnternet sayfanızdan hayatları, da, asenatlara da. Hayatlarında şiirler, şarkılar eksik olmasın. İnşallah. Asenatlara da yollayabilirler şiirlerinizi. Tabii sosyal ki, medyadan tabii takip ki. Edebilirler. İzleyicilerimize de söyleyelim. Sitenizi söyleyeyim. asenatlar.com
Evet, denemeleriniz, yazılarınız, yani şiirlerinizi gönderebilirsiniz. Bu arada bizim de internet sayfalarımızı unutmuyorsunuz. Kanal 5 TR sayfamızdan Facebook, Instagram, Twitter hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bu programlarımızın tekrarlarını izleyebilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi, mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Yazar arkadaşlarıma da sesleneyim, kitaplarınızı gönderebilirsiniz. Oluşturacağımız kütüphane, ihtiyaç sahibi okullarımıza, kanalımız ve programımız adına biz de hayırlı bir iş yapalım. Kütüphane kitaplarımızı gönderelim inşallah. Ben çok inşallah. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Sizi ağırlamaktan onur duyduk. Bize de böyle kalıcı bir hatıramız olmuş oldu. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, bu hafta programımızın sonuna geldik. Sıtkı Caner'i ağırladık, üstadımızı ağırladık. Üstadımızın karşısında da biraz konuşmak zordur ama şiirlerle araları süsledik. İnşallah bir dahaki haftaya değişik konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, esen kalın inşallah.